Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Bugünkü konumuz geleceğin taarruz ve keşif helikopterleri. Helikopter diyorum ama yanına da bir soru işareti koyuyorum. O kadar farklı ve ilginç tasarıma sahip bu hava araçları ki onlara gerçekten helikopter demek açıkçası pek içime de sinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu 2017'de emekli olan OH-58D Kiowa Warrior helikopterlerinin yerine yeni bir platform arıyor. Ve geçtiğimiz Mart ayının sonunda da 5 adaydan 2'ye indirdi bu geleceğin helikopter adaylarını. Bir tarafta Skorsky'nin S97 versiyonu hazırladığı Raider X. Diğer tarafta da Bell'in 360 Invictus modeli. Gelin geleceğin taarruz ve keşif helikopterleri nasıl olacak birlikte inceleyelim. 1960'ların ikinci yarısında Amerikan ordusu Vietnam Savaşı'nda kullanmak üzere farklı bir helikopter arıyordu. Bu helikopter hem keşif yapacak, keşif yaparken bulduğu düşmanı da vuracaktı. Daha sonra da daha büyük operasyon için uçakları veya gerekiyorsa asker çağıracaktı o bölge için. Silahlı keşif helikopteri olarak Bell'in 206 modeli konsept olarak alındığı zırhlandırıldı, yan tarafında çeşitli füzeler veya makinalı top takıldı ve ortaya OH-58 konsepte çıktı. Pilotlar tarafından çok beğenildi, kullanımı kolay, bakımcılar açısından bakımı ekonomik ve rahat bir helikopterdi ve çok işe yarıyordu. Ta ki bu helikopter 1968'de Vietnam günlerinden başlayıp uzun yıllar tam 2017'ye kadar hizmette kaldı. Vietnam Savaşı'ndan sonra Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı, Afganistan operasyonları gibi dünyanın farklı yerlerinde kullanıldı. oh 58 en son yapılan D modeli vardı. Bu helikopterin tepesine ana rotorun üzerine özel bir kamera sistemi yerleştirilmişti. Bu kamerayla ileride bulunan hedeflerden görüntü alınabiliyor, pilotlara aktarılıyor. Gerekirse Hellfire veya farklı türden mühimmatlarla pilotlar buraya atış gerçekleştirebiliyordu. Çok sayıda helikopter 2017 yılı itibarıyla emekli oldu ve Amerika bu helikopterleri etrafa dağıtmaya başladı. Alıcılardan biri de bu hibe yardımlardan birinde Yunanistan talep oldu bu helikopterlere. 70 adet OH-58D e, Kiowa Warrior tipi helikopter Yunan ordusunun envanterine girdi. Yunanistan Amerika'dan hibe olarak aldığı OH-58D Kiowa Warrior tipi helikopterleri adaların arkalarına saklamayı hedefliyor. Bu adaların arkasından helikopterler tepesinde bulunan kamera sistemleriyle su üstü hedeflerini örneğin Türk gemilerini veya alçak irtifadan gelen seyir füzelerini veya uçaklarımızı takip etmeyi hedefliyor. Bu helikopterlerin 2017'de emekli olmasının arkasından Amerikan ordusu farklı farklı konseptler üzerine çalıştı. Önce daha hafif helikopterlerin silahlandırılması düşünüldü. Bu olmadı. Daha sonra bu görevi Amerikan ordusunun ana taarruz helikopteri AH-64 Apache'lerin üzerine yüklendi ama Apache'ler için zaten ağır bir helikopter. Bu görev pek uygun olmadı. Sonrasında da Amerikan ordusu FARA olarak adlandırılan yeni bir ihaleyi 2 yıl önce açtı. FARA aynı zamanda hatırlayacaksınız geçtiğimiz ay kanalımızda bir video hazırlamıştık. Amerikan ordusunun Emekli olmaya başlayacak UH-60 Black Hawk yani Karaşay'ın helikopterlerin yerini alacak yeni bir konsept tasarımına girilmişti. Burada e, Boeing ve Sikorsky çift ana rotorlu, kuyruğunda ise itiş gücünü arttıran, süratı arttıran bir helikopter tasarımıyla girmişti. Karşılarında da ise Bell'in V-280 modeli vardı. V-280 tilt rotor, dikine kalkış yapıyor. Havada motorlarını yere yatay pozisyonuna gelerek uçak gibi hızlı gidiyor. Bu ikisinin rekabeti halen prototip yani test helikopterleri üzerinden devam ediyor. FARA projesi de bu anlattığım genel maksat helikopter ihalesinin bir devamı aslında. Biraz önce de videonun başında belirttiğim gibi Mart ayı başında helikopterlerde aday sayısı ikiye indirildi. Bir tarafta belin 360 Invictus modeli kaldı. Diğer tarafta da Skorsky ki sahibi şu an Skorsky'nin biliyorsunuz Lockheed Martin Raider X adlı modeli var. Gelin isterseniz bu modeli biraz daha detaylı inceleyelim. Ne özellikleri var neler sunuluyor bunlara birlikte bakalım. Helikopterlere baktığımız zaman ana bir konsept vardır. Gövdenin üzerinde bir ana rotor vardır. Büyük bir pervane döner. Buna ana rotor denir ve helikopterin kaldırma gücünü ana rotor oluşturur. Kuyrukta da daha hızlı dönen daha ufak bir pervane vardır. Buna da kuyruk rotoru denir. Basitçe kuyruk rotoru da helikopterin sağa sola dönüşlerini yön değiştirmesini sağlar. Döner kanat denen helikopterde ana rotoru ve kuyruk rotoru birlikte e, kumanda edilerek havadaki hareketler sağlanır. Şimdi Skorsky'nin Raider X konseptinde iki ana rotor var. Yani tepede iki farklı ana rotor sistemi bulunuyor. Bunun amacı Küçük gövdede kaldırıcı gücü daha da arttırmak. Yani helikopter daha fazla silah taşıyacak, mühimmat taşıyacak, daha uzun süre havada kalacak ve güçlü bir yapıya sahip olacak. Kuyrukta ise kuyruk rotoruyla birlikte bir itkiyi sağlayan bir pervane var. Bu da sürati sağlıyor. Çünkü Amerikan ordusu yeni konseptinde Farada özellikle ciddi bir sürat istiyor. Bu sürati sağlamak için Skorsky bu yaklaşım içerisinde. Skorsky yıllar önce bir konsept geliştirmiş. Sivil amaçlı iki kişilik bir helikopterdi bu. Bu helikopterin arkasında da aynı uçaklarda olduğu gibi bir pervane yer alıyordu. Ve bu helikopter konseptiyle birlikte Skorsky çok ciddi sürat rekorları yakaladı. Ve görüyorsunuz işte zamanında bundan 10 yıl 15 yıl önce argesi yapılan, araştırma geliştirmesi yapılan bir teknoloji. Bir bakıyorsunuz iki dev ihalede de Skorsky'nin Elini güçlendirmiş durumda. Skorsky S97 Raider X üzerinden bu projede devam ediyor. Ve bu projede biraz daha gövdeyi inceltip iniş takımları içine alınabilen... ...daha doğrusu radar sinyallerini de biraz absorbe edebilen yapıda bir e, tasarım üzerinde çalışıyor. E, i̇kiye kaldı dedim biraz önce Bell... Ve Skorsky var ihalede. Bakalım Skorsky nasıl bir yol izleyecek, nasıl uçuracak, neler yapacak bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer tarafta da biraz önce anlattığım gibi Bell'in 360 modeli var. Bel gerçekten taarruz helikopterlerinde bu konsepti ilk geliştiren imalatçılardan biri. Hatırlayacaksınız e, Kara Havacılığımız tarafından da kullanılan AH-1 Cobra serisi Bell'in çok büyük emekleri var ve bu Cobra serisi A'dan başlayıp Z'ye kadar ilerlemiş durumda çok farklı konseptleri var ee, ve burada ne dindiği tecrübeyi Bell 360 modeline yansıtmak istiyor. 360 modelinde biraz daha klasik helikoptere dönük tasarımlar var. Ana rotor tek ama paller oldukça kısa ve bir kuyruk rotoru var ve kuyruk rotoru da bir kab içine alınmış. Bunun amacı da yerde Personel çalışırken ve helikopterde pervaneler dönerken kazaları engellemek veya sert inişlerde kuyruk rotorunun hasar almasını engellemek bunlarla ilgili. Ve bu konuyla da ilgili gerçekten belin farklı bir yaklaşımı var. Aynı zamanda 360'da yanda iki tane kanat çıkıyor. Bu kanatçı kaldırma yüzeyini arttırdığı gibi e, buraların yanına veya altına takılacak mühimmatlarla helikopterin, Taşıma kapasitede arttırılmış durumda. Helikopterin iki kişilik atış e, mürettebatı var. Bunlardan biri pilot, biri de atışı sevk eden e, ikinci bir pilot veya bir e, silahçı görev yapacak. Bell'in verilerine göre helikopter 180 knot hızla yani saatte 330 kilometre hızla uçabilecek. Burnunda 20 milimetrelik bir top bulunuyor. Helikopterin kumandaları ise fly-by-wire yani kablolu uçuş sistemine sahip. Halen bu fly-by-wire'ı ki hem sivil hem askeri havacılıkta artık çok yoğun olarak kullanılıyor. Pilotların iş yükünü bayağı bir azaltan bir kumanda sistemi. Bell'in V-280 Valor ve Bell 525 sivil helikopterlerinde de bu sistem yer alabiliyor. Helikopter 90 dakika içerisinde 250 kilometrelik bir operasyon çapında da görev yapması hedefleniyor. Projedeki ilk faz 5 imalatçıyla başladı. Daha sonra geçtiğimiz Mart ayı sonunda bu sayı 2'ye indirildi ve faz 2 başlamış oldu. Hedef 2023'te hem Skorsky hem de Bell'in prototiplerini uçurması yani test hava araçlarını uçurmaya başlaması ve arkasından 5 yıllık bir test süreci var. 5 yıllık testin sonunda da 2028'de kazananın açıklanması bekleniyor. Ve tabii ki kazanan imalatçı helikopter pazarında çok önemli bir yere sahip olmuş olacak. Bir de, biraz önce de belirttiğim gibi helikopter tasarımları inanılmaz değişiyor. Ee, bazen kuyruk rotorları yerini belki bir itkiyi sağlayacak bir pervaneye bırakacak. Helikopterlerin süratleri uçak gibi çok hızlanacak. Menziller uzayacak ve ortaya hibrit yani hem uçak hem helikopter özelliklerine sahip değişik bir hava aracı çıkacak gibi kuşkusuz buradan elde edilecek tasarımlar ve tecrübeler geleceğin helikopterlerinde hem sivil pazarda hem de askeri pazarda etkileyecek gibi duruyor. Havacılık videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bizlere farklı sorularınız varsa info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz ise www.tolgozbek.com'da. Koronavirüs salgını döneminde her gün saat 19'daki yayınımız devam ediyor. Yarın sizlerle yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.